Gece uyuyamadım. O yüzden sabah erkenden kalktım. Fazladan zamanım var. Bu fazladan zamanını çalışmak için kullanacağım. Artık bu yolu ezberlemişsinizdir gibi geliyor. Evet, o trafik ışığına da geldik. Hem de bu sefer yeşille geçiyorum. (gülüyor) 10 ve 12 arası ballroom dancing dersim var. Şimdi ona gidiyorum. Sabah 7.30'dan 12'ye kadar dışarıda olmuş olacağım. Bir tane güzel bulduğum bir kız vardı. O kızı ballroom takımı kaptanımız götürdü. Yanlış anlamayın, kaptanımız kız. Üniversite çok farklı bir yer. 2 saattir hayvan gibi dans ediyorum. Ama hiç yorgun değilim. Hatta daha enerji doluyum. Arkadaşın davulu yok. O yüzden bütün imkanlarda... Make a drum solo. Varsity basketbol seçmesinden geliyorum. Division 1. Televizyonda izlediğimiz. Giremeyeceğimi biliyordum girdiğimde ama deneyeyim dedim. Denemekten hiçbir şey kaybetmem. Seçme şu şekildeydi. Adamlar bildiğiniz tüm tempo varsity antrenmanını size yaptırıyorlar. Kendi kendime ben koşuyordum daha öncesinde bu antrenmanların. Hedefim 10 kilometreyi 40 dakikada rahat rahat koşacak kadar kondisyon yapmaktı. Ve yaptım. Hani sabahları kalkıp koşuyorum. Koşamadığımda koşu bandında koşuyorum. O sayede full tempo antrenmanı zorlanmadan yapabildim. Ancak şutum yeterli değildi. Ve zıplamam. Aklın yeterli. Belli ki biliyorsun dedi adam. PGC diye bir şey gitmiştim. Point Guard College. Sadece kısa point guardlara özel. Bir numaralara özel bir kamp. Onun kıyafetini giyiyordum. Herhalde prestijli bir şeymiş o. Çünkü koç hemen baktı. Aa oradan mısın falan filan diye. Sonra oyunumda da evet kesinlikle PGC etkisini görüyorum. Akıllı oynuyorsun. Konuşuyorsun. Box out ediyorsun. Doğru hareketleri yapıyorsun falan. Ancak şutum böyleyken. Hey Mr. Morin. I was just doing my Turkish vlog. Do you want to be in it? Better not be in the video. Okay. But hello, hello. Okay, just saying hello. Thank you very much. Oh, yolda David Morin'le karşılaştım. Sonuç olarak muhtemelen takıma giremedim. Bir alt seviye club basketbol vardı. Onda da seçmede son sınıf bir garda biraz trash talk yapmıştım. Tabii son sözü o söylüyormuş. Direkt alınmadım. Ağzınızı kapalı tutun arkadaşlar. Normalde biri böyle basketbol seçmesinden çıkınca ne yapar? Bir duş alır, bir rahatlar. Burası Harvard olduğu için ya da ben inek olduğum için koşarak Physics Night'a gidiyorum. Arkamdaki parlak ışıkların Blade Runner gibi bir atmosfer oluşturduğunu düşünüyorum. Abi bulutlar falan da çıkıyor. Çok enteresan. Bakalım buna filmciler ne diyecek? Bana zaman ayırıp uzun uzun DM attığınız için çok teşekkür ederim. Maalesef ben onların çoğunu okuyamıyorum. Zaman ayıramıyorum diye değil. Bana daha önce hiç DM gelmediği için hiç Instagram'da aktif değildim. Instagram profilim o kadar kötü ki bir kız bana şey demişti. Gerçek hayatta yakışıklısın ama Instagram profilin kötü. Yani o kadar kötü. DM'lere cevap vermememi kişisel olarak algılamayın. Bir filtre kodu yazdım. Siyah beyaz filtre yaptırdığım bir şey var. Sepia diye bir filtre yaptırdığım bir şey var. Yansıtma filtresi var. Bir de blur filtresi var. Kodum işliyor yani güzel. Compile ediyor. Şöyle bir sıkıntı var. 28 olması gerekirken 27. Bazı yerlerde bir bitle kaçırıyorum. Delireceğim nasıl olduğunu. Bu ne abi? 255 olacakken böyle bu şey. 2 saattir bununla uğraşıyorum. Umarım akşam yemeğine geç kalmam. Saat 12 gibi odama geldim. Essay'imi yazacaktım sabah kadar kalıp. Ama işte kodumdaki bug düzeltebilirim dedim. Hani bir ona uğraşayım bari aklım onda kalmasın. 2 saat uğraştım. Olmuyor. Düzelmiyor. Essay'imi de yazamamış oldum. Debug ederken zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Çoğu kişi İngilizcemi nasıl geliştirdim diye soruyor bana. Hayvan gibi İngilizce kitap okudum. Altyazısız İngilizce film ve çizgi film izledim. Okulumda çok çok iyi bir İngilizce eğitimi vardı. 6. sınıfta sürekli İngilizce kitap okuyordum. Koç'un kütüphanesinden kitap alıyordum. Türkçelerini okuduğum kitapların İngilizcelerini okumaya çalışıyordum. Sonra South Park'ta karşılaştım. South Park'ı izlemeye başladım. Basit basit şeyler konuşuyorlar. Sadece çok fazla küfür var. 2 yıl içinde 18 sezon mu ne South Park izledim. Sokak İngilizcem South Park'tan geldi. Tabii onun ne kadar ayıp ve ne kadar küfürlü olduğunu bilmiyordum ama öyle konuşuyordum. Formal İngilizceyi de yine okulda öğrendim. Expose en zorlu
zorlandığım derslerden bir tanesi. Yabancılar normalde ilk dönemlerinde Expose 10 dersine giriyorlar. Yazmanın başını, en net noktalarını falan öğretiyorlar. Ama ben Expose 20'ye girdim. Ana dili İngilizce olanların ve iyi yazanların girdiği bir ders. Girebilmek başarı ama oraya tam olarak ait olmadığım için birazcık zorlanıyorum. 9.30'da yaşasın dans var. Çok heyecanlıyım. Burası Campus Smith Center. İlk videomdan da hatırlarsınız. Ve benim dorumum hemen yanındaydı. Burası da Harvard Square. Hatta gelin. Açıyla çekelim. Evet, böyle bir yer. Smith Center'dan yürümeye devam ederseniz Harvard T-Stop'a geliyorsunuz. T-Stop dediğimiz hem buranın yerel metrosu hem de otobüslerin kalktığı yer. Hey! This is my dance partner Jessica. Yeah, we're doing Latin Rumba together. It's so exciting. She's now going to dinner. She missed the dinner. And I was vlogging and I just saw her. Hey! Her yer ot kokuyor legal olunca. Her yer sürekli. Kıyafetlerim kokuyorsa ben içmiyorum. Buradan selamlar. T-Stop'un oradan yürüyüşümüze devam edersek Starbucks'a geliyoruz. Öğrenciler için çok önemli bir yer. Sabahları kahvaltıyı kaçırırsanız buradan kahvenizi alabilirsiniz. Ve kahve içmeme kararı verdiğim için sandviç aldım. 7 gün 24 saat açık CVS var. Hem ilaç alabiliyorsunuz, hem yemek alabiliyorsunuz, hem prezervatif alabiliyorsunuz. 7-24 çok önemli. Ben de şimdi CVS'e geldim. İşte CVS böyle bu kadar bir yer. Millette bunlar benimle dalga geçiyorlar video çektiğim için. Wet wipes, ıslak mendil, kıçımı sileceğim. Ya makyaj silmek için olmayan yok mu? Diyorum, biz böyle bir şey kullanmıyoruz diyorlar. Tövbe estağfurullah yani. Aşağı indim, baktım, sordum. Buldum böyle zar zor. Kasiyere gösterdim. Nasıl satmıyorsunuz lan? Ürünün üstünde yazan şeyi söylüyorum. Wet wipes diyorum, yok diyorsun. Harbi ilginçsiniz ya. Torba almak istedim. Torbaya para ödüyoruz dediler. Neden dedim? Çevreciyiz dediler. Hayvan gibi klima kullanıyorlar. Ben de reddettim şey almaya. Elimde taşıyorum. Bana ne abi? Allah Allah. Mean Girls günündeki study break'imiz. 3 Ekim Dünya Mean Girls günüymüş. O yüzden bizim proctorlarımız sıcak çikolata, marshmallowlar ve jelibonlarla study break günü yaptılar. Herkes Mean Girls izliyor. Hasta olacağımı biliyordum ama. Burada bekleme odasında beklerken maske taktırdılar. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Beklerken boş durmuyorum. Bilgisayarım açık. Essay'imi yazıyorum. Üniversite sağlık servisine de ilk defa gitmiş olduk. Bayağı bekledim. Dedim hani antibiyotik falan yok mu? Basalım böyle geçsin. Yok, bunları al, daha kötü olacaksın kesin. Sana excuse letter yazmamı falan ister misin dedi. Ben de dedim daha kötü olursam yazarsın. Hafif kendimi üşütüyordum alışmak için falan filan. Kötü taktikmiş, yapmayın çünkü üşüttüm. İnsanların böyle müthiş cuma akşamı hikayeleri olur ya. Öyle bir içtik, öyle bir eğlendik ki. Of! Eve gittik, orada devam ettik diye. Benzer bir hikayem var. Kütüphanedeydim. Kütüphane kapandı. Beni kütüphaneden attılar. Şimdi odamda ders çalışmaya devam edeceğim. Yani benzer hikaye değil mi? Hava 8 derece ya. Winter is coming. Arkadaki müzik, yandaki Final Club'ın şeyi. Final Club dediğimiz şeyler Harvard'daki çok seçkin ama böyle akademik olarak değil, başka türlü seçkin. Okul dışı kulüpler. İnanılmaz partiler yapıyorlar, ilişkiler kuruyorlar. Gelecek için çok büyük network kaynağı. Fakat baya baya exclusive dedikleri şeyler. Zenginliğe falan bakıyorlar. Hatta bir tane Final Club var. 30 yaşınıza geldiğinizde 1 milyon dolar kazanmam size 1 milyon dolar veriyorlar. Böyle bir şey. Bu kadar zengin. Ben bunların hiçbirine katılmayı düşünmüyorum. Parlıyorum resmen ya. Düzgün ciddi şeyler konuştuğumda bu şık daha iyi. Bir kız sordu işte. Aa, kimle gün batımını izliyorsun falan filan diye. Ben de dedim yalnız. Üzüldü böyle. Birinin gelmesini ister misin falan mı dedi. Ben tam öküz olduğum için bunun bir çağrı mı yoksa böyle şey mi olduğunu anlamadım. Dedim yo, kendi başıma gayet eğleniyorum. Çok güzel bir şey. Bence sen de dene demelisin yani. Yani kendi başıma gayet mutluyum dedim. Belki bakarım dedi. Birini bir partide bir dansa kaldırayım dedim. Dans etmek ister misin dedim. Sevgilim var dedi. Dedim tebrikler. Dans etmek ister misin? Anlatamıyorum galiba. Sevgilim var dedi. Ben de kendimi anlatamıyorum galiba. Dans etmek istiyorum dedim. Peki dedi, ettik işte. Dans gayet güzel, eğlendik. Bu ballroom dansinde öğrendiğim sınırlı birkaç hareket yaptım. Zaman geçti. Başka birine daha dans etmek ister misin diye sordum. Tabii dedi. Bir anda böyle inanılmaz yakınlaşıp böyle sürtmeye başladı dedim. Ne oluyor? Galiba bunların dans anlayışı, her şey farklı. Orada kültür şoku yaşadım ve neden diğer kızın hani sevgilim var dediğini anladım. Evet, silinmiş fotoğrafları geri döndürmek için bir kod yazdık. Compile edelim. Bakalım kaç tane error gelecek. Oha, 8. Hezimet.
Evet. Saç kestirmeye gidiyorum. Buradaki berberler ya çok kötü ya çok pahalı diyorlar. Ya bir İtalyan berbere ya da bir zenci berbere gidin diyorlar. Ben onların hiçbirini yapmayacağım. En yakın berbere gideceğim. Çünkü kötü saçla bile yakışıklı olacak kadar yakışıklı olduğunu düşünüyorum dermişim. Aha yine kırmızı ışıkta geçiyoruz. Evet, saç kesimi yaptım. Çok kötü değil. Ama çok da iyi de değil. Adam başta böyle güzel bir stil yaptı. Böyle kenarları kesti. Tararsın böyle kenara doğru dedi. Dedim benim öyle bir zamanım yok ben. Saçımı pek umursamayan bir insanım. Kes üstünü dedim. Sinirlendi. Kesti direkt. Abi dedim daha kısalt falan diyorum. Yeter diyor. Kısalt kısalt diyorum. Demeseymişim keşke. Bu Music From Earth'ın ikinci yaratıcı projesi için Audacity adlı programda düzenliyorum. Fade-in'ler, fade-out'lar ses seviyelerinin farklılıkları. Saat gece 12.30. Hava yağmurlu. Yarın fizik midterm'im var. İnanılmaz heyecanlıyım ve stresliyim. Bayağıdır da çalışıyorum. Aklımda başka hiçbir şey yoktu ve ne yapacağım belliydi. Yani çalışma planım belliydi. 4,5 saat boyunca hiçbir şeye odaklanmayıp sadece fiziğe odaklanmak, soyutlanmak geçirdiğim en mutlu zamanlardan bir tanesiydi. Yağmur yağıyor, kafam üşüyor. Keşke saç kestirmeseydim acaba diye düşünüyorum. Yumurta kafa oldu. Kütüphanede işte çalışıyorum. Benim oda arkadaşım da böyle kızlarla arası çok iyi, inanılmaz dedim. Şaşırdım, helal olsun dedim. Yakışıklı çocuk, iyi çocuk falan filan da bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ders çalışırken beni görmedi, arkamdaki kızla konuşuyor. Meğersem kızları etkileme sebebi yalan söylemesiymiş. Ne biçim sıkıyor herif, o kadar komik ki. Her sabah kalkıp 10 kilometre koşuyorum. Sonra sağlıklı olmaya dikkat ediyorum. Hayat bilmem ne falan. Ne biçim sıkıyor herif kızlar. Oh you poor thing. Abi inanılmaz komik ya. Böyle bir şey görmedim ama güzel taktik kullanabilirsiniz. Bugün ilk ballroom yarışmam vardı. Bir tane üçüncülüğüm, bir tane dördüncülüğüm var. Swing'de üçüncülük, rumba'da dördüncü. Harika. Her videoyu ben buraya okumaya geldim diye bitiriyorum. Ama bu haftakini ben buraya okumaya geldim. Ama eğlenmeyi unutmadım. Merak etmeyin diye bitiriyorum. Görüşmek üzere.